Çevikkan'ın neydi bu lan? Hyosung GV200. Hyosung GV200 şuradan mı çalışıyor? Hayır. Ha. Vay kardeş. Hadi ben gidiyorum. Çevikkan da benim motorun incelemesini çekiyor. Onun da motorun incelemesini izlemek isterseniz eğer şu videonun sonuna kadar falan link koyarım. Ben gidiyorum. Nasıl motor bu? He. Nereden değişiyor oğlum bunun şeyi? He. Hyosung GV250 ile iyi gidiyoruz şu an. Nasıl? Nerede bunun freni? Ha? Oğlum bu motor nasıl sürüyorlar ya? Şimdi ben çok merak ettiğiniz bir konuya değinmek için hazır Çevikkan'da benim motorun videosunu çekiyorken ben de vlog çekeyim dedim. Bu merak ettiğiniz konu nedir? Başlangıç çapırı. Başlangıç çapırı. Abi ben çapır istiyorum. Ya bu Nexus'un ne kadar değişik bir ses çıkarıyor. Neyse. Bu Eyüp de bana çok iyi oldu ha. Tam bir serseri gibi gidiyormuş. Lay lay lay. Kemal abi ben şeye başlayacağım. Motora başlayacağım ama işte cruiser sürmek istiyorum. Ondan sonra tamam kardeşim ama işte başlamak için doğru düzgün cruiser yok. Çok haklısınız. Yok çünkü Çinlerin tek eline kalmış bir durum neredeyse. Sürekli Çin motorları var. İşte Hyosung gibi, efendime söyleyeyim, İşte Jinlun, Minlun, böyle bir sürü değişik motorlar var ve Çin motorları tabii ki de insana çok güven vermiyor. İşte çeşitli problemler falan yaratabiliyor. Ben hiç sürmedim. Öncelikle onu söyleyeceğim. Çin motorları uzmanlık alanım değil. Bu benim hayatımda sürdüğüm ikinci Çin motoru falan olabilir. Ne alalım şimdi çok fazla alternatifiniz olmuyor bu konuda. Çin'e onun sikim o neymiş lan? Çin'e mecbur kalıyorsunuz bir yerde ve Çin motorları genelde sıkıntı çıkartıyor demiştim ama bu benim kendi tecrübem değil. Çin motoru süren arkadaşlarımın tecrübesi. Ama tabii ki siz sürdüğünüzde başka bir şey olabilir. Ben de genel şimdi mesela Yamaha Virago var 250. Onu hala üretiyor bildiğim kadarıyla ya da üretime devam etti çok uzun yıllar ama ne yazık ki o motor Türkiye'ye gelmedi. Gideceğim mi? Evet. İlginç bir şekilde Yamaha o motorunu Türkiye'ye getirmiyor. Neden bilmiyorum. Yamaha Türkiye'nin bir bildiği vardır diyeceğim de bir boktan da haberleri yok. İnsanlar Çin'e kalıyor abi. Sürekli Çin. Başka bir şey değil. Ben de diyorum ki 883'le başlayın. Ben mesela 883'le başladım. Ama tabii ekonomik durum bu kadar yeterli olmayabiliyor. Şimdi 883'ün fiyatları belli ortada. İyice dolar yükseldiğinde iyice arttı. O yüzden mesela şu motorda ucuz değil bu arada. 7 milyar 8 milyar falan bunlar. Çok bir fikrim yok. Ya paranızı bulun, güzel Harley'le başlayın. Ya da ya ben ilk önce idare edeceğim, bir tane ucuza Çin alacağım derseniz hepsi aynı bu. Bence. Çin yani. Regal Raptor, Bull falan bunların hepsi aynı bok. Gideceğim bir tane temizini bulacaksın. Sana sorun çıkartmamasını rica edip yoluna bakacaksın. Hikaye bu. Biraz kesenizle ilgili bir durum. Bunun dışında da şöyle bir şey daha var. Eski motorlar var. Mesela Virago 535, Virago 250, Dragstar'ın 250'leri var, Shadow'un var mı hatırlamıyorum falan. Bunlara bakabilirsiniz. Ben Virago'ları çok seviyorum. 535'leri bulabilirseniz mesela. Temiz, çok eski bunların yılı, çok yaşlı motorlar. Temiz bulabilirseniz 535'te falan çok rahat motosiklete başlayıp binebilirsiniz. 500 küsür cc olduğuna bakmayın. VN'ler var. VN 800'ler ve 500'ler mi? Onlara falan bakabilirsiniz. Yani illa cruiser'la başlamak için farkındayım. Türkiye'de başlangıç motoru seviyesinde cruiser'larla ilgili çok büyük bir açıklık var. Ama yapacak bir şey yok. Benim de bir bilgim yok bu konuda. Yani videonun altına yorum olarak bu tarz motosikletleri kullanan arkadaşlar varsa onlar şey yapabilirler. Tecrübelerini aktarabilirler. Bunlar önemli. Ben şimdi Bull Choppers'a doğru gidiyorum. Orada ustamız Soner var. Soner'in Japon motosiklet, yani Çin motosikletleri hakkındaki yorumlarını size aktarmaya çalışacağım. O da çok iyi şeyler söyleyeceğini zannetmiyorum. Ama şöyle bir şey var, şunu asla unutmayalım. En iyi motor bindiğin motor. O yüzden herkes ekonomik skalasına göre alabildiği motora binip onu sahiplenip elinden geldiği kadar bakımını yapıp güzelleştirmesi en faydalı olandır. Cruiser'a binecekseniz ama hayatınızın bir döneminde Harley'e binmenizi tavsiye ederim açıkçası. Yani Cruiser'ı da Harley hocam. Gidek mi kardeş? Mesela şu an 90'la gidiyorum. Bu arada ben şahsi olarak Ape Gidon çok seviyorum. Kendimi çok serseri hissediyorum Gidon'un Ape olduğu zaman. Ama ne yazık ki bir amca motoruna biniyorum. O daha vitesi bile varmış be. Bunu alın verin lan, buna paranız varsa keyifli olur. Bak hop. Güzel tepki de veriyor. Dönüyor veriyor. Frenini verir, siktir edeceksin abi. Buna, ama freni bu kadar tutuyormuş. Ama freni şu kadarmış falan. Bunlara çok takılmayacağım böyle bir motora biliyorsun. Benimkinin de freni tutmuyor. Bull Choppers'a geldik. Kapandı mı? Bu da böyle bir işte motor, Çevikkan'ın motoru. O seviyor bunu. Yapıyor falan. Bir şeyler yapıyor. Bu arada satılıkmış da kaça satıyor bilmiyorum. O iyice bunu temizledi baktı. Neyse bir içeri girelim. Evet. Bull Choppers'dan çıktık. Ben sohbet ettim, muhabbet ettim, size hiçbir şey izletmedim. Neden? Çünkü benim olayım o. Şimdi bu arada Hyosung'un Kore olduğu gerçeğini de unutmamak lazım. Yani en azından Çin'deyim. Sabahtan beri Çin diye atıp tutuyorum. Bir bok da anlattığım yok. Bir bok anlatmadığımın aslında başlangıç kurucu olarak farkındayım. Çünkü ben de bilmiyorum. Yani ben Harley 883 ile başladım motosiklet hayatımı. O yüzden hiçbir zaman Çin motoru ya da Kore motoru düşük sisili başlangıç seviyesi olarak adlandırdığınız cruiser'lar hiç kullanmadım. Hiç araştırmadım bile ama biraz bakındığım dönemlerde şeyler falan vardı işte. Kiwi, Süper Shadow'lar falan filan. Bunları biliyor abi. Bunu alacağım, bineceğim. Gidecek. Soner'le konuşuruz demiştik. Soner bugün modunda değilmiş. Benim motorumun ustasıdır. Kendisini çok severim. İyi ustadır yani. Bull Choppers bu arada sadece Harley'e bakıyor. O yüzden bana usta tavsiye ettiğinizde sordu. Yani tavsiye etmemi istediğinizde Bull Choppers diyemiyorum. Onun dışında da başka usta açıkçası Ankara'da bilmiyorum. Ben kendi bakımlarımı burada yaptırıyorum. Ama Harley'iniz varsa ya da Harley almayı düşünüyorsanız Bull Choppers'a gelebilir, bakabilirsiniz. Çok fazla satılık motor yok gerçi şu an ama ellerinde. Ondan sonra Soner'e şey dedim ya, dedim bu Çin motorları hakkında dedim, izleyici dedim çok merak ediyor, bir şey söyler miyiz dedim. Ya bırak dedi. Sonra da dedi ki çok önemli bir şey söyledi aslında. Bu hepimiz için çok değerli bir söz. Paran varsa yancukta çükün oynar, gerisini biliyorsunuz işte. Gerçekten de öyle yani, bu işlere biraz para lazım. Gönül isterdi ki ülkenin ekonomik seviyesi yüksek olsun, efendime söyleyeyim para kazanın, motorlar ucuz olsun falan ama olmayınca olmuyor da ne yapalım. Ben de yasladım krediyi, aldım Elektra'yı zamanında. Biraz kredi çekmek gerekiyor, bir şeyler yapmak gerekiyor. Hep para yani. Şu an ben motora başlayacağım ya, motora bineceğim desen kaskıydı maskıydı bilmem nesiydi şöyle bir şey yazsan yine nereden baksan 10.000 lira para. 10.000 lira para da az değil. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim en azından GV250 ile ilgili. Yani işte 250'lik bir tane motor. Yani bir sıkıntısı, bir derdi, bir tasası var mıdır yok mudur bilmiyorum ama işte güzel, kontrolü rahat. Eyüp olmasa belki daha rahat olur. Şey olarak işte şöyle tepki veriyor bana. Ben gayet rahat bu motorla motosiklete başlayabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Bir de şey var. Abi işte şu motor alacağım nasıl, bu motor alacağım nasıl gibi çok fazla soru geliyor. Abi açacaksın Google'a yazacaksın, forumlardan zaten zurttan okuyacaksın. Yani her kafadan bir ses çıkıyor olabilir, doğru. Ama sen alacaksın bakacaksın. Okuyacaksın onları ve sonra varsa bir arkadaşının motoru bilip kendin tecrübe edip şey yapacaksın. Bir de yani istediğinizi yapın abi açıkçası. Yani bu motora kötü diyorlar, bu motora bilmem ne diyorlar, ona böyle diyorlar. Ya herkes her şeye bir şey diyor. Yani Harley'e de bir bok atan var, Hayabusa'ya da bok atan var. Var yani, anladın mı? O yüzden siz kafanıza göre aşağı yukarı bilinen insanların tercih ettiği motorlara başlayabilirsiniz, bilebilirsiniz. Benim size 250'lik başlangıç cruiser'ı konusunda tavsiye edebileceğim bir şey yok. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Daha önceki birçok videomda da söylediğim gibi bu makineler süper sportlar, naked'lar gibi sert tepkiler veren aletler olmadığı için yani biraz da yol bilginiz varsa, trafik bilginiz varsa ve eğitim kesinlikle alacaksınız. Bakın eğitim alacaksanız diyorum size. 650 Dragstar'la da başlanır. Bence. Shadow'la da başlanır. Bu makineler böyle 650 olmasına rağmen gazı açtığın zaman zırt altından kaçan aletler değil. İnsan olup sürebilirsiniz. Zaten şuradaki kontrolün sizin yaşantınız için ne kadar önemli olduğunu bilincinde olmalısınız motosiklete binerken. Yoksa olmaz. Sen neyle başlasan yine olmaz yani. Hayatınız şurada hocam. Şurada. Bu çok önemli. O yüzden şey yapmayın. Alın binin yani paranıza göre, şeyinize göre. Bakın bu arada dengeli bir motor. Ellerimi de bırakabildim. Biraz sallanıyor gibi. Hafif bir güvensizlik yarattı bende ama okey ya. Yani. Dengesi de var. Bindiğim Regal böyle miydi? Onda hiç denge yoktu abi. Ya bir de kontrolü çok keyifli bak. Yani geliyor sağa sola bir şeyler yapıyor. Dönüyor falan. İyi yani. Freni nasıl? Freni de fena değil gibi. Bir şeyler yapıyor. Tutuyor. Zaten bir şey gitmediği için freni de tutuyor. Bir havası bir şeyleri var. Anlamıyorum ki ben motordan abi. Bana soruyorsunuz. Ben de anlatabilecekmiş gibi size video çekiyorum. Sırf gelen sorulara cevap olsun diye. Başka bir şey değil yani. GV250. Şimdi kalkışına bakalım sizle beraber. Nasıl kalkıyor? Han. Yeşil yandı bak, kalkıyorum. Tapa gazım. Hop. 2'ye aldım. %'yim şu an. Tapa gaz gidiyorum şu an. Yani hani bir vites daha var. Bir vites daha çaktım. 120 falan. Güzel, 130 falan gidecek herhalde. Viraja geldim gerçi. Hızlanması da bu şekilde arkadaşlar. Ben 105 kiloluk bir insanım. Trafikte de şöyle olabilir. Götle ilgilidir. Motorla ilgili değil. Tabii ki bazı daha rahattır ama Ben epli motoru çok seviyorum ya. Dur la dur. Abi bu GV250 bilmiyorum ki, Çevikkan kanalında kendisi muhtemelen anlatmıştır kendi motoruyla ilgili bir şeyler. Onun kanalına bakabilirsiniz eğer bu motora çok ilgiliyseniz. Çevikkan'da benim aynı mahalleden genç bir arkadaşım, kendisinin de YouTube kanalı var. O da motosikletlerle ilgili bir şeyler yapıyor. Onun kanalına bakıp ilgilenirseniz abone de olabilirsiniz istiyorsanız. Ondan sonra anladın mı? O benim motorumla bir incelemesini çekti. Ne yaptı bilmiyorum. Onu da orada bulabilirsiniz. Bugün yarın yayınlar. Belki bu video ile beraber yayınlarız. Ben sevdim bu motoru. Güzel güzel. Keyifli motor. Ben alıştıkça daha çok sevmeye başladım. Zaten şöyle eğip takabileceğim bir tane serseri motoru istiyorum da. En kötü benim motora takacağım eğipi. Benim motorun bir tane solo seat olduğu hali vardı. Beggar eskiden, o çok güzel zamanlardı. O hale geri döndürebiliriz biraz götü toparlayınca. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ne kadar faydalı oldu bilmiyorum. Ama bu da öyle bir video olsun. Kanala abone olmak için şuraya tıklayın. Ondan sonra kafanıza göre beğendiğiniz bir video için şuraya tıklayabilirsiniz. Ve bir tane gezi serisi başlattım. Kap'a gitmiştim. Onu izlemek, ilk bölümü izlemek için de şuraya tıklayabilirsiniz. Her yere tıklayın. Buralarda ne görüyorsanız bunlara tıklayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum da bırakabilirsiniz. Eğer istediğiniz bir şey varsa likelayın. Beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Bunlar şart. Neden şart? Çünkü orada da güzel şeyler paylaşıyorum bazen. Haydi bay bay.